Cümleten selamu aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Burası Marsilya Havaalanı. Yani üstün Marsilya Havaalanı. Ben Marsilya Havaalanı'nda şu anda nezaretteyim. Nezarethanedeyim. Bu İpne Fransa'nın Yavşak Fransa'nın yeni çıkardığı bir kanun varmış. O kanundan dolayı şimdi çıkardığı kanuna benim lafım yok. Tamam, sen bir kanun çıkartabilirsin. Biz de o kanunlara uymak zorundayız. Doğrudur, ona bir şey dediğimiz yok. Yani yavşak dememde kastım şu. Sen bir kanun çıkarmışsın. O kanundan kimsenin haberi yok. Haberimiz olmadan geliyoruz buraya. Sen benim bu kanuma uymadın diye beni tutuyorsun. Nezarete atıyorsun. Üstüne bir de Türkiye'ye uçaktan geri gönderiyorsun. Kanun da şu. Şimdi bu Covid'den dolayı, virüsten dolayı uluslararası sağlık sigortası yaptırmamız gerekiyormuş. Yani Türkiye'den gelecek olanlar, Türkiye kırmızı da çünkü. Zaten Fransa'nın amacı da farklı aslında, siyaset de işte ya neyse yani. Türkiye'den gelecek olanlardan genel sağlık sigortası yaptırmalarını istiyormuşlar. Bizim bundan haberimiz yok. Dün geldik biz Marsilya'ya, uçaktan indik. Uçaktan geliyoruz biz, biliyorsunuz. Arabaya girmeyelim, uçaktan geliyoruz. İndik Marsilya'da. Adam işte Covid testlerini istedi. Aşı raporlarını istedi. Gösterdik. Tuttu, bir de genel sağlık sigortası istedi. Dedim o bende yok. Haberimiz de yok. Biz iki arkadaşız. Diğer de yan koğuşta. Yani nezarethanede. Adamlar baldır güldür. İşte işlemleri patır küdür yaptılar. Benim de şöyle evraklar var. İşte böyle evraklar var. Bunların yapmış olduğu evraklar. Bir sürü. Baldır güldür. Bir de tercüman bağladılar. Tercümanla konuştuk. İşte o genel sağlık sigortası bizde olmadığından dolayı bizi bir gün boyunca nezarete tutup diğer gün uçakla İstanbul'a geri göndereceğini söylediler. Bir de bir şok olduk. Firmayı aradık. Dedik ya böyle böyle durum var. Bizi alıyorlar. Konsolosluğu falan hani devreye sokun. Bizim suçumuz günahımız yok. Adamlar bizi nezarete atıyorlar. Ya bizim Türk konsolosluğu hiçbir ülkede iş yapmadığı gibi burada da bir iş yapmadı. Konsolosluk işte aynı aramış bunları. Demiş ki ya biz böyle böyle bir kanun çıkardık. O kanunu da sizin Dışişleri Bakanlığınıza ilettik. O sizin sorunuz. Şöyle işte firmalarınızı o kanunu bildirseymişsiniz gibi laf söylemişler. Öyle olunca da tabii bizim işimiz yalan oldu. Dün 11.30'da girdim ben nezarete. Diğer arkadaşla beraber o yan nezarette. Bugün akşam 6'da çıkacağım. Yani ne yapıyor? Kaç saat yapıyor? 12 24 6'da oradan 7'de oradan. Yani 30 küsur saattir nezarette kalmış olacağız. Akşam tekrar Türk Hava Yolları'na bizi İstanbul'a gönderiyorlar. Göndermesi bir şey değil. İnşallah vize iptal etmezler. Benim sıkıntım orada. Diğer arkadaş yeşil pasaportlu, onun vizesini iptal ettiler. Durum bu arkadaşlar. İşte ekmek arası bir şeyler veriyorlar, su veriyorlar yemek niyetine. Yine aç bırakmıyorlar. Sigaramız yok. Sigarayı içeride içmiyorlar. Sigara içmek istersen şu butona basıyorsun. Orada sen nezarette göstereyim. Şu düğmeye basıyorsun. Konuşuyor, sigara içeceğim diyorsun. Şu şarj aleti, dışarıda bir kablo var. Bunu içeri sokmuyorlar. Bizim eşyalarımız dahi içeri almadılar. Şu benim sırt çantam. Şurada diğer de arkadaşın çantası. Bakın sigaralar falan. Benim cüzdan dahi sigarayı içeri almıyorlar. Bu şekilde bir nezaret. Camlar açılmıyor. Dışarıyı da göremiyorsun zaten. Burada da tuvaletim var. Tabii leş gibi. Duş. Ama burada daha önce Türkler kalmış. Hemen bizim Türkler buraya imzasını atmışlar. Göstereyim şöyle.
Bingöl. Bir tane Bingöl'lü kalmış. Bir Bingöl'lü, aynı Bingöl'lü bilmiyorum. Zaza. Öyle birisi kalmış. Sonra var buralarda öyle. Dün okuyordum can sıkıntısında. Burada kalan diğer tutuklular, mahkumlar, suçlular, artık adına ne dersen de buralarda yatmışlar böyle. Adamlar can sıkıntı şey, isimlerine imzasını atmışlar. Başka vardı birkaç tane tabi böyle. Adam bir tanesi de bizim Samsunlu, yatağın üstüne yazmış. Çarşambalı. Belki okullar kendi yazdıklarını. O yüzden gösteriyorum böyle. Kaç yıldır bu işi yaparım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Yani evren eksik diye senin nezaretim atılır. İşte Fransa, Fransa'nın şerefsizliği, kahpeliği. Yani sonuçta işin içinde başka işler de var. PKK'yı besleyen şerefsiz. Buradaki teröristleri besleyen bu şerefsizler. Yani Türk her şeyi yaparlar, her türlü kılığı yaparlar. Ama Allah büyüktür. Başka da bir şey diyeceğim, diyecek bir şeyimiz yok. Bizim Türk konsolosu da pasif kalıyor, müdahale edemiyor. Adamlar böyle kanun çıkarmış diye, yapacak bir şey yok diyorlar. Yani yalanından yani uğraşmaz yani Türk konsolosu. Hiçbir yerde fazla şey yok yani. Şöyle bir, gücü yok. Öyle diyeyim yani. İşte başka bir ülkenin şoförü yatacak burada. Mesela bizim beğenmediğimiz İran şoförü yatsın burada. Bak bakayım İran burayı ne yapıyor. Yani biz de Türk vatandaşıysan Avrupa'da hiçbir yere sahipsizsindir yani. Gücün yok. Öyle yalandan yere şov yapmanın anlamı yok yani. Biz neyin olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Al işte. Evrağım eksik. Evrağım eksik de sen beni niye yatırıyorsun burada? Evrağım eksik de gönder Türkiye'ye. Ya da Türkiye'ye faks, para ayırıp Türkiye'ye işte böyle böyle evrak lazım işte dedim. Evrak gelene kadar, mail'le geliyor zaten evraklar. Mail'le gelene kadar bizi bir yerde tut beklet. Sen beni nezaretten atıyorsun. Durum bu arkadaşlar. Sigara da içemiyoruz. Rabbim kimse böyle yerler düşürmesin. Mesela diyecek şeyim yok. Nezarethane daha iyi. Koğuş olsa. Koğuşlar. En azından arkadaşım var. Muhabbet sohbet edersin. Televizyon var izlersin. Ama nezaretli bir şey yok. Görüyorsunuz. Dışarı hiçbir şekilde göremiyorsun. Öyle. Yoktan bir yer. Yapacak bir şey yok. Akşam 6'ya kadar biteceğiz. Dünden beri bekliyoruz. Sabrettik. Akşam 6'ya kadar yine biteceğiz. İşte aklınızda bulunsun Fransa'ya gelecek olan arkadaşlar. Gene uluslararası sağlık sigortası yaptırmadan sakın ha gelmeyin. Yoksa benim gibi böyle nezarette yatarsınız. Selametle görüşürüz.